Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar karşınızda görmüş olduğunuz oyuncu Faker. Faker'ı neden analiz ediyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Faker tekli dereceli de ben yokken sadece karma oynamış. Ben yokken derken ne demek istiyorum? Arkadaşlar bir hafta boyunca İtalya'daydım, gezdeydim. Öyle biraz gezdim, tozdum. Şimdi geldim, yayınlara devam edeceğiz. Videolarımız zaten tam gaz devam edecek. Bu arada görmeyen elbet olmuştur. İtalya'da Milan-Napoli maçına gittim. Linki şuralara bir yerlere koyar Özgür. Görmeyenler de oradan vlog videosunu izleyebilir. Kamerada falan ufak tefek problemlerimiz oldu. Ama onları da ilerleyen aşamalarda çözeceğiz. Ara ara böyle vlog videoları karşınızda olur. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kaba Sakal'la beraber sizlere güzel bir çekilişimiz var. 4000 TL'lik bir çekiliş bu. 40 kişiye 100 TL ödül vereceğiz arkadaşlar. Bu bakiye olarak gelecek. Yani siz sadece LOL değil veya Riot Point değil herhangi bir şey için harcayabileceksiniz sitede bulunan. Sitede de zaten her şey mevcut. Girip bakabilirsiniz. Şöyle bir olay var. Benim linkimden kayıt olmanız gerekiyor. Ben daha öncesinden kayıtlıydım vesaire diyenler oluyorsa da siz Kaba Sakal'a mail atın. Direkt olarak sizinle ilgilenip ben çerezden geldim dediğinizde sizi çekilişe dahil edecekler arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Çekilişimiz böyle. Gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu bir sonraki çekilişte de aynı şekilde yapacağız. Bir sonraki ayda. Orada da 20 tane 200 TL mi yoksa yine 40 tane 100 TL olarak mı yapalım çekilişi? Sizler yorumlara yazarsınız. Biz de ona göre geri dönüş alırız. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi Faker videosuna geçmeden önce sizlere bir duyurum var ufak. Arkadaşlar yine bugün bilgisayarı açtığımda bir baktım. Keria Ezreal destek oynuyor. Analizini yapmak istemedim. Direkt böyle hani şey yapmayayım. Bir kere de bu yöntemi deneyeyim istedim. Arkadaşlar Ezreal destek T1 Keria profesyonel maçta LCK'de Ezreal destek oynadı. Analizini yapmamı istiyorsanız bu videoya sadece 5000 like atmanız yeterli olacaktır. Bilmiyorum az mı çok mu istedik ama biz de böyle biraz ufak tefek çetrefilli yollara başvuralım dedik. Şimdi Karma arkadaşlar son dönemde hem güçlendirme aldı büyük bir hem de sonradan Riot Games dedi ki biz ne yapıyoruz zayıflattılar. Ama zayıflatma yetmedi çünkü habaset eşyası Karma'ya inanılmaz etkili. Bunu insanlar keşfettikten sonra Karma orta koridorda kesinlikle özellikle koridor aşamasında harika bir iş çıkartıyor. Bakın burada hemen W'sunu açıyor. Bak normalde her Karma E yeteneğini açar gidip vurmak için rakibine değil mi? Ama burada pozisyon gereği ikinci seviye olacağını anlayan Faker öne adım atıyor. Öne adım attığı zaman hemen ikinci seviye olup E'sini açıp takas yapacağını düşünse evet belki yine hasar vurur ama daha garanti bir yola başvuruyor. W'sunu burada açıyor. Hemen mantra Q'sunu da atıp inanılmaz güzel bir takasa imza atıyor. Ve belki de oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi kazandığınız takas sonrasında o can avantajını korumanız gerekiyor ya da bir şekilde size bunu hizmet etmesini sağlamanız gerekiyor. Bu ne demek? Arkadaşlar öndeki baskınıza devam edeceksiniz. Zaten canınız daha fazla. Zaten rakibiniz bir şey yapamıyor. Bak böyle potlarını bastığı zaman bir anda can havuzunu rakibiniz arttırabiliyor. O yüzden o can avantajınız varken bunları yapmanız sizin için daha avantajlı. Ve yine güzel bir takas Faker'dan. Ve şu an 2 tane potu var Faker'ın. Rakibinin hiçbir şekilde potu yok. Rakibi kolay bir koridor olacakmış gibi uzun kılıç başlamış bir de. Hani bu biraz kolay koridordan öte zaten ezileceğim ulan bari altından biraz tasarruf yapmış olayım mantığı biraz sanırım oldu Talon'da. Ama hani bu tasarruf ona çok mantıklı bir sonuç getirmedi gibi şu ana kadar. Çünkü minyon sayısında da acayip bir Faker üstünlüğü var. Ve bakın bu kadar minyonu ittirir ittirmez hemen Faker takım arkadaşına yardıma koşuyor. Burada dediğim gibi bu takım arkadaşına koşması tamamen anlık sizin kararınız. Yani buna kimse %100 gitmen lazımdı tabii diyebiliriz izleyince ama mesela burada Faker yöneldi ama aslında yönelmesine çok da gerek yokmuş. Zaten Rengar vs Karthus. Rengar orada onu öldürür. Ama yine de kendisi şöyle bir hani adım atıyor. Ulan ne olur ne olmaz gibisinden. Bu tarz durumlarda hani ne zamanlar yürümeniz gerektiğine dikkat ediniz diyelim. Yalnız burada Q yeteneği olmadığı için Faker Riven'ı öldüremeyebilir. Bakalım çok güzel bir mantra Q geldi. Yalnız bu sefer Talon da çok kötü pozisyonda kaldı. Ve şöyle söyleyeyim, bir kırmızı güçlendirmesi olan Karma her şampiyon için çok kötü bir sonuç demek. Çünkü otomatik saldırılarıyla E'yi basıyorsun, hız alıyorsun. Bak şampiyonun avantajlarına bak. E bastın hızlandın, kalkan kazandın, hız kazandın, otomatik saldırı takasını kazanabiliyorsun. W rakibe yetişirsen W atıp kitle kontrol sağlayabiliyorsun. Yani en azından yerine sabitleyebiliyorsun. Yerine sabitlenen rakibine çok rahat bir mantra Q tutturuyorsun. Yani aslında rakibin
sana karşı bu konularda inanılmaz dikkat etmesi gerekiyor. Kırmızı güçlendirmen varsa ne olmuş oluyor arkadaşlar? Rakibe ekstra hasarlar ve yavaşlatmalar veriyorsunuz. Bu da büyük bir problem açmış oluyor. Şimdi karmanın en büyük muhabbeti, makarası diyebileceğim şey. Arkadaşlar, habaset ve bekleme süresinin azalma çizmesi bittikten sonra gerçekten inanılmaz bir kombosu olmuş oluyor. Bildiğiniz böyle mantra Q'yu attığınızda... O ne lan? Faker? Mantra Q'yu attığınızda şimdi şöyle bir durum oluyor. Mantranın süresi var burada bildiğiniz gibi. Şimdi bu süre bir şekilde yetenek tutturduğunuzda süresi azalıyor. Yani siz mantrayı attınız, Q'nuzu tutturduğunuzda mantranızın süresini azaltıyorsunuz arkadaşlar. Mantık aslında böyle. Ve mantra Q'nun sonradan böyle alttan bir hasar daha vuruyor ya, o hasarında da süre azalıyor. Yani bu demek oluyor ki siz rakibi bir şekilde Q'nun hepsini yedirdiğinizde daha az süre, daha fazla süresi azalıyor. W attığınızda yine süresi azalıyor. Mantra Q yaptın, W'nu attın adama. Öyle bir pozisyon denk geldi. Mantra Q'nu attın, W'nu attın. Hop, alttaki de çarptığı anda mantran yine geliyor. Yani iki tane mantra atıyorsun. Takım savaşında bak aynen bu şekilde. Mesela şu değseydi bak. Bak 8 saniyeye düştü. Bak 8 saniyeye düştü. Oradaki alev de çarpmış olsa neredeyse tekrar gelecekti ve şu an habaseti yok. Aslında bahsettiğim combo tam olarak az önceki combo. Bunun bir örneğini benim videomdan Özgür alıp buraya koyar. Ben Özgür'e atacağım o videoyu. Alacak mı yani orayı? Yok da bir şey almıyor. Oğlum kuleyi niye atmıyoruz lan? İki tane mantra Q attım, gördünüz mü adamı? Aynı komboyu göstereceğim. Yani mantrayı çatır çutur atabildiğiniz bir sürü pozisyon oluyor. Bu maçta da banko olacaktır. Özellikle takım savaşlarında birden fazla şampiyona tutturursanız zaten olay bitiyor. Mesela bazen çok saçma durumlarda mantra işte normal W atabilirsiniz rakibe. Niye? Tamamen W için de geçerli bu. İlk W'nuzu başlattığınızda bir mantranın süresi azalıyor. Bir de kitle kontrole uğradığında. Yani hepsinin iki taraflı etkisi var diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden önemli bir detay. Bakın Q'sunu tutturdu. Şimdi W attığı an mantrası dolacak gibi bir durum. Şimdi yakıncılara karşı eğri, uzakçılara karşı sihirli yıldız sizlere tavsiyemdir. Abi çok zorlanıyorum koridorda ya. Şu yakıncı beni çok eziyor dediğiniz bir şampiyon varsa da abi gidip karma oynamakta çok istiyorsan grasp girip rakibini kanserleyebilirsin. Biraz daha tank karma oynayabilirsin. Bunlar da benim kanalımda mevcut. O zaman da daha çok mantra W kullanacaksın. Ben karma oynamayı çok seven birisiyim. Gerçekten çok hoşuma gidiyor şampiyon. Yalnız Faker şimdi koridoru ittirip ittirmemek arasında kaldı böyle. İttirmeye karar verdi sonunda. Ama hani böyle bir hard push değil de hani böyle yavaştan ittirelim. Ben de işime gücüme bakayım tarzı bir ittiriş bu. Onu görüyorum. Şu an orta koridorda inanılmaz büyük bir fark var. Gördüğünüz gibi. 61'e 27. Yani şimdi bana diyeceksiniz ki abi karma iyi güzel şampiyon ama oyun uzadığı takdirde işte geriye düşüyor. Abicim tamam da zaten öyle bir şampiyon yok oyunda. Hem erken oyunu çok eziyim hem geç oyunda şöyle olsun falan. Öyle maalesef öyle bir şeyiniz zaten yok arkadaşlar. Yani o yüzden o konuda bir dakika burada düşebilir Faker. Aynen. Burada işte yeteneklerini kullandığı için mantra W'su olsa ölmeyecek büyük ihtimal. Vesaire sıkıntı oldu. Ama olsun. Burada bir minyon dalgası kaybetti. Neyse şundan bahsediyordum. Hani iki taraflı öyle bir şampiyon yok. Öyle bir şampiyon olduğu zaman zaten metada çok saçma bir güce kavuşmuş oluyor. Anladın mı? Yani oha diyorsun ya bu şampiyon kesin bumpik falan diyorsun. Şu an karma zaten öyle de. Karmanın öyle olmasının başka sebepleri de var. Esnek bir şampiyon. Çok mu zorlandın? Alt koridora gönder. Alt koridorda da problemli bir eşleşme mi var Nautilus gibi? Gönder abi üst koridora. Kafan rahat olsun. Yani 3 koridora esnetilebilen, 3 koridorda da acayip bir baskı uygulayabilen şampiyon. Bak bu çok önemli. Hemen şurada şunu da göstereyim ben size. Bakın W attığı gibi orada mantrası geldi. Mantra Q'yu kullandığında bakın 25 saniye çarptı, 20 saniye sonra alev çarptı, 14 saniye düşüyor. Yani hepsinin değmesi, yani tüm yeteneklerinizin çift taraflı değmesi acayip değerli arkadaşlar. Eğer yeni bir mantra kullanmak istiyorsanız ki herkes ister. Kötü bir durumdaysan W atarsın mantrayla. Takım arkadaşlarını kurtarmak istiyorsan mantraya atarsın falan filan. Birçok olayı var. Şimdi canı az ama canının az olması çok da önemli değil.
Burada bir Mantra W gelir diyecektim ki geldi. Ama tabii ki orada Karthus çıktığı için canını çok fazla dolduramadı. Hop, orada Pyke Karthus'u da yakalamayı başarıyor. Bakın hop, Mantra geldi orada, gördünüz mü? W artık kitle kontrolü uyguladığı için orada Mantra tekrardan gelmiş oldu. Ya şu an o kadar sinir bozucu bir şekilde darlıyor ki yani. Ben de böyle oynuyorum karmayı harbiden. Yani böyle dediğim, Faker kadar tabii olamayız da. Hani demeye çalıştığım şey, ben de bu kadar sinir bozucu oynuyorum. Bak burada mesela Mantra W'sunu kullandı. 250 can oradan kazandı. Yani şu an olmasa 400 canı olacak. Belki bir anda atıyorum rakibinin onu öldürebileceği bir nokta. Bakın 191 can oradan. 220 de can buradan. Ve otomatik saldırılarla rakibini öldürdüğü bir durum. İşte karmaya karşı eğer ki mantrası varsa, aman canı az dalayım. Mantra W canı az olduğunda daha çok can dolduruyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı canı az diye bir karmaya dalmanızı asla tavsiye etmiyoruz. Burada belki bir Koreli Baze'i gelir Faker'dan. Bir daha Koreli Baze'i atmayacağım ya. Buradan diyecektim ki yarı Koreli Baze'i geldi bu. Bu arada oyunda da eşit ha oyun. Of of of, tam karmalık pozisyonlar. Bir Mantra Q daha. Bir tane daha patlattı. İşte bahsettiğimiz pozisyonlar. İki tane Mantra Q patlattı orada. Rengar düşer mi derken orada Talon gelmiş arka taraftan. Yalnız burayı kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Pyke takım arkadaşını kurtarayım derken biraz sıkıntıya soktu. Talon da düşüyor orada. Karma yaşamaya devam ediyor. Üst koridordaki farkı ben şu an gördüm. Üst koridordaki Riven Wukong'a inanılmaz. Yani Faker orta koridorda nasıl bir fark açtıysa aynı farkı üst koridorda Riven Wukong'a açmış. Yani bayağı büyük bir problem bu. Çünkü Riven, hani tamam eyvallah karma güçlü falan diyoruz ama Riven'ın da güçlü hali baş edilmesi çok güç bir şampiyona dönüşüyor. Şimdi orta koridora Varus gittiği için direkt alt koridordan devam ediyor Faker. Bu koridor management dediğimiz şeyler bayağı önemli. Haritada herhangi bir nokta, bak burada minyonların arasına niye giriyor? Hani bir Q attığında bir iki tane minyon kalmasın. Çünkü yeteneği, bir tane koridor ittirme yeteneği var. O yeteneğiyle koridoru ittirmek istiyor bir kere de. O yüzden de bu çok değerli bir şey. Anladınız mı? Minyonların içine girip minyonları bir arada tutup onu yapmanız değerli. Aklınızda bulunsun. Çünkü tek Q ile minyonları ittirebiliyorsanız bayağı bir hızlı ittirmiş oluyorsunuz minyon dalgasını. Ay, o da tutsa. Ya şu an Talon'un herhangi bir şekilde karmayla kapışması mümkün değil. Faker'ın acayip kötü bir noktada yani savaşması lazım. Hiçbir yeteneği yokken savaşması lazım falan filan. Onun dışında gerçekten mümkün değil Talon'un Faker'a şu an kafa tutması. Hatta burada büyük bir ihtimalle öldürecektir. Mantra Q'su da gelecek zaten tuttuğunda, aynen öyle. Ya adam şampiyona o kadar hakim ki orada mantrasının tekrar geleceğini bildiği için şey yapıyor. Hop, bir Q ile koridoru da ittirecek ve üste dönüyor. 13.5 dakikada 3-1-5 gayet iyi bir skor ve minyon sayısında da çok iyi bir yere geldi. Şimdi karma ile minyon kesmeniz değerli bana sorarsanız. Çünkü erkenden 1.5-2 eşya, hatta bazen 3 eşyaya ulaşmanız çok değerli. Buraya ulaştıktan sonra karma ile şunu söyleyebilirim size. Hani 5 eşya olmanız tabii ki önemli ama hayati değerde taşımıyor. Yani oradan sonra biraz daha takım arkadaşlarınızın güçlenmesini öngörebilirsiniz. Mesela çoğu zaman profesyonel aranada karmalar şöyle bir pozisyona girer. Atıyorum 20 dakikada 180-190 minyon keser. Oradan sonra minyon sayısında bir duraklama yaşarsın. Niye? Çünkü karma diğer şeylere biraz odaklanmaya başlar. İşte takımıyla beraber gezmeye. Çünkü çok güçlüdür. Oyunun geç aşamasında problem yaşar. Of, bak yine bak. İki tane mantra Q attı, gördün mü? Bak iki tane mantra Q attı. İşte karmanın aslında hasarını nerfledi Riot Games. Ama karmanın OP olan tarafı aslında, tabii ki hasarı da iyi eyvallah ama asıl OP yönü buradaki az önceki combo. Yani tek bir komboya rakibinizi öldürebiliyorsunuz. Rakibiniz hiçbir şey anlamadan tek yiyip gidiyor. Ve takım savaşlarında bu sürekli. Bak Q'nuz 3.5 saniye. Hayal edin 3.5 saniyede bir mantra Q attığınızı. Ki atıyorsunuz, emin olun yani bunlar yaşanıyor. Burada bakın Faker bir tık kötü oynadı. Orada normalde hani düz bir çizgi haline getirse, mantra Q atsa, bir tık geri çıksa arkadakiler de o hasarı yiyor ama mantralı hasarı çok yemesi önemli değil. Çünkü Q yeteneğiyle zaten tek atmayı başarıyor Faker oynadığı karmayla. O yüzden çok önemli değil. Habaset'in öyle de bir güzelliği var. Arka taraftaki minyonlara tek atma özelliği, bakın
Burada yine mantrası dolacak ama Riven'a karşı oynamak kardeşim o kadar da kolay değil. Ölüşünü bir açalım. Şimdi bak burada bir kere Faker menzil konusunda kötü oynuyor. Birincisi E yeteneğini kullanmışken yani kendi E yeteneği yokken rakibinin üzerine gitmesi. İkincisi burada bakın şöyle bir menzil dezavantajı var. W'yu başlattığında Riven zaten yanında. Bu işte hani rakip böyle geri kaçarmış gibi yapıp birden dönüyor yani böyle. O tarz hareketlerde Faker bir tık zayıf kaldı burada. Riven outplay etti diyebiliriz. Normalde menzilini koruyarak oynasa kesinlikle oynardı. Ama şöyle bir dezavantajı var Riven'a karşı Karma'nın. Arkadaşlar Vahşi Hydra'nın can doldurması, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Can çalması olan şampiyonlar Karma'ya karşı yan koridorda biraz güçlü olabiliyor. Çünkü siz hasarınızı vuruyorsunuz, kıvama getirmeye çalışıyorsunuz. Sonuçta tek atmanız çok zor ya. Kıvama getirmeye çalışıyorsunuz. Ufak takaslar vesaire. Ama o takaslardan bu adamlar hiçbir şey kaybetmiyor. Çünkü adamın can çalması var çılgınlar gibi. Öyle bir durum söz konusu. Ama yine de menzilini koruduğu sürece bence Riven'ı öldürme ihtimali mevcut. Ya öldürmese bile bayağı darlayabilir. Aynen böyle bak. Heh. Of yalnız Riven da yine Mantra Q geldi. Çok güzel bir şekilde. Yani bayağı hasar vuruyor ama yetmiyor maalesef. Evet oraya Wukong harika girdi. Bu arada belki de Karma'nın en sevdiği şampiyonlardan bir tanesi. Of 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 orayı yok etti Pyke'la beraber. En sevdiği şampiyonlardan bir tanesi arkadaşlar. Şey bir dakika konuşamadım. Faker beni konuşturmuyor. Mantralarla kovalıyor rakibi. Wukong gibi dövüşçü şampiyonlar arkadaşlar. Hemen Wukong'a da bir oha o Q menzili ne peki? Faker üst koridora hemen ışınlan atıyor. Şimdi bu ışınlanın birkaç avantajı var. Birinci avantaj kendisi normalde minyon kaybedecek. Kendi takımı. Bak şimdi geri alayım anlarsınız. Bakın burayı izlediğimizde 4 tane büyücü var tamam mı? Burada yavaş yavaş ve yakıncılar da var. Yavaş yavaş mavi minyonlar bir de koridorun ortası burası olmasına rağmen minyonlar burada. Demek oluyor ki bu. Buradaki mavi minyonlar kırmızı minyonlara göre daha erken birleşeceği için burada sürekli ittiren taraf mavi taraf olacak. Ve bu aslında mavi tarafa takım olarak tecrübe puanı kaybı altın kaybı. Faker da bunu görüyor. Diyor ki abi ben buraya bir ışınlan atayım. Burayı ittireyim hemen. Zaten rakipte ölü oyuncular var diyor. Ben burayı ittireyim ki hem rakibim kaybetsin minyon ki rakip minyon kaybetmemek için ışınlan atmak zorunda. Diyelim ki kaybetmek istiyorsa da kaybedecek. Şimdi bir diğer konu kule aldı bak. Ekstra kuleyi aldı. Rakip bir şey kaybetmek istemiyorsa ışınlan atmak zorunda kısmen. Bence burada Faker 1 milyon dalgası daha ettirebilirdi ama aynen bozuyor zaten üstüne dönüşünü. Ama Riven geliyor tabii ki. Neyse burada Riven kulesini korumak için ışınlan atmak zorundaydı. Bu sefer ne olacak? Işınlan takas en kötü. Faker burada hem rakibine biraz minyon kaybettirdi. Araba minyon olması daha da kaybettirebilirdi. İstese tüm hepsini de kaybettirir. Orada kuleyi hızlıca almasa. Hem de kule aldı. Üstüne herhangi bir ekstra bir şey kaybetmedi. Işınlanı kaybetti ama ışından gelir abi. Anladın mı? Bu tarz pozisyonları değerlendiriniz. Tıpkı alt koridorda yaptığı gibi aynı şekilde son vuruş yapıp kuleye. Orada bayağı da bir minyonu da kaybettirebilirdi. Ama onu tercih etmeyip direkt olarak kuleyi almayı tercih etti. Bu da anlık olarak sizin avantajınıza. Burada takımı biraz takım olsa hemen profesyonel bir maç olsa hemen tüm takımı ormancısı vesairesi Faker'a doğru rotasyon yapar. Faker'a doğru rotasyon yaptığı zaman da arkadaşlar ne olur? Faker orayı rahatlıkla ikinci minyon dalgasını rahatlıkla ittirip orada Faker hiç minyon kaybetmeden hayatına devam etmiş olurdu. Bunlar acayip önemli detaylar. İnsanlar bunları çok önemsemiyor ama ki emin olun önemsemeniz gereken şeyler. Faker orada yarım minyon dalgası kaybettiğini varsayalım. Onu da kaybetmeyecekti normalde diyebiliriz. Bu arada şu ikinci eşya kesinlikle alınması gereken eşya yani. Şu iki eşya core eşyası bu şampiyonun. Onu söyleyeyim. Bu iki eşyayı almalısınız kesinlikle. Ufuk getiren hem yetenek hızı veriyor. Zaten 600 menzilden hasar vermek onları 6 saniyeli açığa çıkarıyor. İşte hiper atışıyla açığa çıkan rakiplere %10 daha fazla hasar veriyorsun. Vesaire. Bu önemli. Bir de buradaki asıl önemli olan hani bu eşya çok ucuz. Yani alım şekli. Aşırı büyük sopa istemeyen eşya ucuz eşyadır abi. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Genelde bu böyledir. Aşırı büyük sopa istemiyorsa bir eşya bir şekilde alıyorsun abi. O yüzden bu eşyanın öyle de bir özelliği var. Normalde üçüncü eşya olarak da insanlar şeyi tercih edebiliyor.
kozmik hızlandırıcı ki ben onlardan bir tanesiyim. Ama şu an baktığımız zaman hani takımına vesaire hasar zaten bir şekilde var. Hani Zonya gibi tercihler de neden alınmasın? Yani düz mantık. Onu söyleyeyim. O tarz seçimler yaptığınızda aa bunu nasıl alır ya falan gibi düşüncelere kapılmayacağız. Burada Mantra W'sunu kullanıp Zonya'sını da kullanıyor. Güzel oyun. Yalnız Riven harika oynuyor var ya. Harbi diyorum herif çok iyi oynuyor. Orada çok iyi bir kombosu var Faker'ın. Ben onu bir göstereyim size. Bak şimdi. Benim gözüm hep burada tamam mı? Bak. Şu an kötü pozisyonda değil mi Faker? Normalde Q'sunu atabilir değil mi? Mesela attı. Atıyorum. Bekleyip Mantra Q'u da atabilir. Ama ne yapıyor? Hemen Q'sunu atıp mantrasını hızlıca getirip hemen Mantra W atıyor. Kendisini güvenli bir bölgeye alıyor Zonya basıp yaşamaya devam ediyor. Karmayla takım savaşında yaşamanız en önemli detay. Çünkü siz yaşadıkça harbi diyorum takım arkadaşlarınızı yaşatırsınız bir şekilde. Kalkan basarsın ya da kendini de yaşatırsın. Ya karma bir şekilde o kitle kontrol zincirine girmesin. Bir şekilde yaşasın. Harbi diyorum o Mantra W ile falan şey olmaz yani. Burst anlık hasar lazım. Yoksa kolay kolay öldüremezsiniz karmayı. Bu arada yetenek gücü tarafında şimdi Zonya'sını aldı ya. Oo burada. Aynen eş direkt ölecektir büyük bir ihtimalle. Aynen öyle oluyor. Zonya'sı var. Çok güzel bir şekilde onu kullanıyor. Flash'ı da var. Flash'ı... Ay yalnız var ya büyük şanssızlık. Jin flash atacağı yere attı mermiyi. Oo Rengar. Trolledi mi orayı diyeceğim. Talon'a atlıyor. Talon o kadar zayıf bir durumda ki. Hani Talon'un hasarını resmen umursamıyorlar. Bakalım Riven'ı yakalayabilecekler mi? Riven'ı yakalayamadılar burada. Tam şeyden bahsedecektim. Ulan karma oynuyor. Hani kara mührü de 10 yüke ulaşmış. En güzel pozisyonlardan bir tanesi. Zonya'nı almışsın. Hani tamam Zonya da yetenek gücü veriyor falan ama bir tık da defansif eşya günün sonunda. Oradan da bir tane mejeyi kasarsın. E Zonya'n da var. Ölme ihtimalin de biraz düşük. Mis gibi takılırsın gibi bir nokta var. Ama Faker burada direkt hani ben onu daha demeden ölüyor. Yalnız Faker için çok iyi pozisyon. Of 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 derken rakip oradan çıkmayı başarıyor. Yani 2-3 kişinin yan yana durduğu pozisyonlar karma için hani biçilmiş kaftan. Ama tabii ki burada rakip takım kaçıyor. Bu arada Karthus'a karşı da fena bir şampiyon değil. Normalden yan yanasınız. Bas Mantra E'yi bir şekilde yaşatırsın takımdakini. Yalnız Karthus ölüme atladı çünkü öldüğü zaman belki skorlar alırım diye derken oradan Varus çıkmayı başarıyor. Oo Faker bir tane daha aşırı büyük sopa çekti bu arada Zonya'dan sonra. Ya burada Rabadon'a falan giderse hasar konusunu yani bambaşka bir seviyeye çıkartır. Ama yani dediğim gibi benim düşüncem böyle durumlarda karma gibi şampiyonlara derken Faker'dan kaçan bir yetenek orada. Hani düz gelen Karthus'a kaçtı bir de o biraz problem. Bak şimdi Rabadon aslında her koşulda yarıyor. Kalkan atarken yarıyor, hasar atarken yarıyor. Asla ben hani kötü falan demiyorum. Hani kötü de değil aslında. Ama ben bu tarz şampiyonları oynarken daha efektif eşyalar daha çok hoşuma gidiyor. Ya bu benim bilmiyorum benim görüşüm. Burada Faker bunu kastığı için yargılayacak değiliz. Orası ayrı. Mesela ben olsam Meje'yi iyi biterdim. Mesela atıyorum. Niye? Zaten dediğim gibi ölmem çok zor. Biraz daha yavaş oynardım. Takım arkadaşlarımla oynardım. Meje'yimi çok rahat kasardım. Çünkü kolay da asist alan bir şampiyon. Karma. Bak Meje'yi kısmında o da çok önemli. İlla skor almana gerek yok sonuçta. Asist aldığın zaman da gayet iyi bir noktaya geliyorsun. Asist almayı oyna abi. Zaten Wukong'un Rengar'ın var. 14 skorlu bir Rengar'ın var. At kalkanı Rengar'a. Anladın mı? At kalkanı Wukong'a ya da öyle oyna. Meje'yini kasarsın her türlü. Zaten hasar vuracağın noktada da bir şekilde o alanı yakalarsın gibi geliyor bana. Bilmiyorum benim kendi fikrim bu tabii ki. Sizler farklı. Mesela ben alsam Rabadon'u niye aldın demezsiniz. Niye? Çünkü ben Zarakida ile oynuyorum. Şimdi Zarakida ile oynarken hasar lazım abi. Şimdi bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Çok da söylememe gerek yok. Adam hasar atmıyor. Şimdi hasar almazsam ben o zaman taşıyamam maçı. Faker'ın böyle bir hissiyata bürünmesine gerek yok bence. Of. Riven efsane oynadı lan. Oha. Var ya. Mükemmel oynadı herif. Mükemmel oynadı yani. Bir de mesela şöyle bir durum var. Şu an mesela birazdan büyük bir ihtimalle Rabadon bitecektir ama. Mesela şöyle düşünün. Şu an Rabadon'a gidildiğini varsayıyoruz. Ki gidiliyor. Baron çıktı. Profesyonel bir maç ya da ortada bir maç olarak varsayın. Şu an Rabadon'dan kaynaklı hiçbir eşya ekleyemiyor Faker çantasına.
Karamürü de satmak istemiyor. Hadi diyelim satsa bile bir tane Larjut ekler. Ama şöyle düşünün. Sallıyorum şu an. Kozmik hızlandırıcı alabilir. Sallıyorum. Rakipte çok şey var. İşte Morello alanlar oluyor bazen. Ne bileyim gidersin bir tane gölge alev ekleyebilirsin. Gibi gibi bir sürü şey. Yani bir şekilde oraya tam eşya alabiliyorsun. Ama şu an Rabadon'a gittiğin zamanlarda böyle bir kısır bir dönem olabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şu an tabii ki Baron var. Takım arkadaşlarıyla herhangi bir hedefleri yok Baron'u alma konusunda. Ama olabilirdi. Öyle bir pozisyon denk gelebilirdi. O Baron'da en güçlü halinize ulaşmanız gerekebilirdi. Böyle bir durumda da maalesef problem yaşardınız. Bakın mantrası tekrar geldi. Bir mantra daha atacak ama orada arındırı olduğu için yaşıyor cin. Normalde arındırı olmayan bir cin olsa orada direkt olarak düşmüştü. Niye? Çünkü kitle kontrolünün ardından bir mantra Q daha gelecekti. Ve o mantra Q daha çok can yakacak. Niye? Ultinle bir şampiyona hasar vermek, bulunduğu konumu yakarak ona 84 büyü hasar ve onun büyü direncini azaltıyor gibi durumlar söz konusu. Bu arada Rabadon bitti. Şu an bambaşka bir güçte. Bak, bunu konuşmaya hiç gerek yok. Yani Rabadon'un bitirilmiş hali her eşyadan iyi oluyor. Çok spesifik durumlar harici. Baksanız attığı kalkana. Ya şu an normal kalkanı 700. Mantralı kalkan atsa... Yani ne kadar kalkan? 1000 falan atar büyük ihtimal. Bakayım. Aynen 1000'i falan geçer büyük ihtimal. 1100 falan kalkan atar bastığı kişiye. Ya bu çok absürt bir sayı. Bu arada o W tutarsa ölür otalı. Aynen. O W tutarsa. Mesela böyle durumlarda oktalon sıçran varsa bir şeyin varsa acil basıp kaçacaksın. Baksanıza mantraya. Oha. Oha. Bas kalkanı Varus'a. Bu arada Varus şu an mesela çok hasar odaklı gidiyor ya mesela atıyorum. Şuradaki Jakşo inanılmaz güçlü. Niye? Şu an Karma var yanında. Zaten ölmesi zor. Üstüne bir de böyle bir eşya aldığı zaman tek yemediği sürece Karma onu öldürmeyecek. O yüzden aklınızda bulunsun. Karma gibi şampiyonlarla oynuyorken hani bu tarz böyle defansif eşyalar alabiliyorsunuz. Almalısınız. Yani şey düşünmeyin bak ters psikoloji. Zaten Karma var ben ölmem. Evet düz... Doğru hani perfect mükemmel senaryoda doğru ama tek yiyip ölebilirsin. Karma reaksiyon gösteremeden ölebilirsin. Öyle öldüğün zaman da hiçbir şey yaramazsın ama ölmediğin sürece zaten Varus'la hasar çıkartıyorsun. Karma da sana sürekli kalkan sağlıyor hayatına devam edersin. Bence Faker'dan oyunun genelinde çok iyi bir performans. Dediğim gibi ben erken aşamada biraz daha erken Meja'yı alırdım bu maçta zaten çok öndeyim. Kalkan atarak da bir şekilde bir şeyler kazanabiliyorum daha... Böyle agresif olmayan bir oyun tarzıyla Meja'yı yüklerimi biriktirip çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. En azından ben bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Aynı zamanda Kerian'ın Ezreal destek analizi gelmesini istiyorsanız yorumlara sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir kusurumuz olduysa kusurumuza bakmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.